Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün sizlere hisseli tapu nedir? Hisseli satışlarda imar kanunu tarafından getirilen kısıtlamalar nelerdir? Hisseli satışa getirilen kısıtlamanın istisnaları nelerdir? Hisseli tapu alırken neye dikkat edilmeli? Hisseli tapu müstakil tapuya nasıl çevrilir? Hisseli tapu satışı nasıl yapılır? Hisseli tapu nasıl bölünür? Adlı videomuzda kısaca bilgiler vereceğiz. Bu videomuzu izledikten sonra hisseli tapu hakkında artık kafanızda soru işaretleri kalmayacak. Bizi izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi Emrah Öztürkmen Gayrimenkul ve İnşaat kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Hisseli tapu nedir? Hisseli tapu, bir taşınmazda birden fazla mülkiyetin var olması halini tanımlamaktadır. Genellikle hukukumuzda kişiler iradeleriyle taşınmazı birden fazla kişi satın alabilir birden fazla satın alım olduğu takdirde de bu taşınmaz hisseli tapu haline çevrilir. Herkesin belli bir hissesi ve belli bir yüzdesi vardır. Yine miras hukukundaki bir kişinin vefatı halinde mirasçılarının o mülkiyetteki hakları hisseli tapu haline getirilmiştir. Hisseli tapuda dikkat edilmesi gereken nokta kişiler hisselerini satmak istedikleri takdirde, öncelikli olarak diğer hissedarlara teklif etmesi gerekmektedir. Buna şufa yani ön alım hakkı diyoruz. Yine eğer bu satış iradi olarak gerçekleşmezse ve taraflar satışa önem vermedikleri takdirde, ortaklığın giderilmesi suretiyle hisseli tapu bağımsız bir mülkiyet haline çevrilmekte ve ortaklık sona erdirilebilmektedir. Hisseli tapu ne demektir? Hisseli tapu, herhangi bir taşınmaz mal sahibi olan ortakların isimlerinin ve sayılarının belirtildiği resmi belgeye denir. Bu tapularda taşınmaz mal üzerinde hangi bölgenin hangi hissedara ait olduğu belirtilmez. Hisseli tapularda satış, biri hissesini satmak istediğinde izale-i şuyu davası açar. Bu davada hissesini satmak isteyen hissedarın açmış olduğu davadır. Dava açılırken tüm hissedarlara haber ve bilgi vermek zorundadır. Hisseli tapu bir taşınmazda birden fazla mülkiyetin var olması halini tanımlamaktadır genellikle hukukumuzda kişiler iradeleriyle taşınmazı birden fazla kişi satın alabilir birden fazla satın alım olduğu takdirde de bu taşınmaz hisseli tapu haline çevrilir herkesin belli bir hissesi ve belli bir yüzdesi vardır Yine miras hukukundaki bir kişinin vefatı halinde mirasçılarının o mülkiyetteki hakları hisseli tapu haline getirilmiştir. Hisseli tapuda dikkat edilmesi gereken nokta, kişiler hisselerini satmak istedikleri takdirde öncelikli olarak diğer hissedarlara teklif etmesi gerekmektedir. Buna şufa yani ön alım hakkı diyoruz. Yine eğer bu satış irade olarak gerçekleşmezse ve taraflar satışa önem vermedikleri takdirde ortaklığın giderilmesi suretiyle hisseli tapu bağımsız bir mülkiyet haline çevrilmekte ve ortaklık sona erdirilebilmektedir. Hisseli tapu iki şekilde olabilir. El birliği mülkiyeti söz konusu ise ortakların belli paylara ayrılmış hissesi söz konusu değildir. Örneğin, miras ile intikal eden gayrimenkullerin mülkiyetli payı mülkiyet haline getirilmediyse, mirasçılar her birinin ayrılmış hisseleri yoktur. Gayrimenkule hepsi birden ortak olarak maliktir. Paylı mülkiyet söz konusu ise gayrimenkul belli paylara ayrılmıştır ve her kim malik kişinin payı oransal olarak belirlenmiştir. Malikler gayrimenkule paydaş olarak payları oranında maliktir. Hisseli satışlarda imar kanunu tarafından getirilen kısıtlamalar. İmar planı bulunmayan alanlarda her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayırarak özel parselasyon planlarına dayalı olarak hisseli satışlar yasaklanmıştır. Aynı şekilde satış vaadi sözleşmeleri de yapılamaz. Hisseli satışa getirilen kısıtlamanın istisnaları: Veraset yolu ile intikal eden, imar uygulaması nedeniyle şuyulandırma yapılan, daha evvel satılmış hisselerin bölünmeden aynen devri Kat mülkiyet kanunu uygulamaları. Cebri satış yoluyla yapılan hisselendirme. Mahkeme ilamına dayanarak ilam gereği hisse verme. Hisseli tapu alırken neye dikkat edilmeli? Hisseli satışlarda tapu üzerinde hissesi olan tüm hissedarların satış günü orada bulunması gerekir. Gelemeyecek olan hissedarlar diğer hissedarlara veya bir vekile vekaletname vermek zorundadır. Hissedarlardan biri dahi satış işlemini onaylamazsa tapu iptal davası açılabilir. Hisseli tapu müstakil tapuya nasıl çevrilir? Müstakil tapu tek bir kişinin bir gayrimenkul üzerindeki sahiplik durumunu gösterir. Hisseli tapunun müstakil tapuya çevrilmesi için bazı şartlar gerekiyor. Bu aşamada ilk olarak yapılması gereken Tapu kaydının dikkatli bir şekilde incelenmesi ve sonrasında da gayrimenkulün inşaatında herhangi bir imar sorununun olup olmadığı, ruhsatlı ve ruhsata uygun olarak yapılıp yapılmadığının belediyeden kontrol edilmesidir. Gayrimenkul imara uygun ve ruhsatlı olduğu durumlarda belediye ayırma işleminin olabildiğince onay vermek zorundadır. Sonra taşınmaz malın bölünme işlemleri yapılıyor ve müstakil tapuya çevrilebiliyor. Bunun için ise taşınmaz malın tüm hissedarlarının onayının olması gerekiyor. Hisseli tapu satışı nasıl yapılır? Hisseli tapu her zaman için satışı en zor olan tapudur. Toplu satış yapılıyorsa bütün hissedarların satışta bizzat bulunması gerekir veya toplu olarak avukata verilen vekaletname ile satış gerçekleşir. Hisse sahiplerinden biri hissesini satmak istemezse satış iptali davası açılabilir. Böyle bir durumun yaşanmaması için satış günü hissedarların tamamının paylarını satması gerekir. Hissedarlardan sadece bir kişi satış yapmak istiyorsa, satış işlemi gerçekleştirmek isteyen hisse sahibi, öncelikle eski hissedarlara almak isteyen var mı diye sormalıdır almak isteyen olursa ilk satış hakkı eski hissedarlara uygundur. Hissedarlardan hisse satışını almak isteyen çıkmazsa dışarıdan yeni hissedar bularak hisse devri gerçekleştirilir. Hisseli tapu nasıl bölünür? Hisseli tapunun bölünmesi için öncelikle bazı belgelerin temin edilmesi gerekiyor. Bölme işlemi için mühendisler tarafından düzenlenen ve tapu kadastro müdürlüğü tarafından kontrol edilerek onaylanan plan, eki ve belgeler Söz konusu taşınmaz malın sahibine ait ya da yetkilendirilen temsilcilerin nüfus cüzdanı ile temsil belgeler. Bölme işleminde talep edilmesi durumunda tapu senetlerine yapıştırılabilmesi için ayrılması istenen parça miktarı kadar mal sahibinin son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı. Söz konusu taşınmaz malın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu tarafından verilen olumlu karar. Hisseli tapunun bölünmesini yapan kişi serbest harita mühendisidir. Bölme işlemi yapılacak olan alana ait çap ve aplikasyon krokisi ile ilgili müdürlükler tarafından düzenlenerek verilir. Söz konusu arsanın yer aldığı alana göre yetkili kurumlardan karar alınmasının akabinde ayırma işlemi başlatılır. Taşınmaz arsanın köşe noktaları zemine uygulanır. Evet değerli takipçilerimiz bizi dinledikten sonra beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.